Yaklaşık 4 aydır süren balık avlanma yasağı 15 Eylül Cumartesi günü sona erdi. Bu kapsamda Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2018-2019 su ürünleri av sezonu açılış töreni gerçekleştirildi. Su ürünleri av yasağının kalkması nedeniyle Samandağ'a bağlı Çevlik Balıkçı Barınağı'nda tören düzenlendi. Törende kurban kesildi, ilçe müftüsü eşliğinde dualar edildi, konuklara balık ekmek ikram edildi, yamaç paraşütçüleri gösteri sundu. Açılışın ardından protokol üyeleri tekneye binerek sembolik vira bismillah dedi. Törenin açılış konuşmasını yapan Tekebaşı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Aydın Sağlam barınak hakkında bilgiler verdi. Hatay'ımız her tarafı denizle kaplı olmasına rağmen bir balıkçılık maalesef son dönemlerde yavaş yavaş biraz nasıl diyelim zor durumdalar. Sıkıntıları var daha doğrusu. İnşallah bu sezonda çok umutluyuz ve bu sıkıntılarımızı inşallah bu sezonda gidereceğiz. Hatay İl Tarım Müdürü Ergün Çolakoğlu, yarattığı katma değer ve istihdama katkısıyla stratejik öneme sahip olan su ürünleri sektörünün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla geliştiğini belirtti. Balık sezonunun tüm balıkçılarımıza bol kazançlı, hayırlı ve bereketli olmasını dilerim. Bu arada Akdeniz İhracatçı Birliğimize ve İskenderun Deniz Ticaret Odası'na sponsorlukları sebebiyle teşekkürlerimi sunuyorum. Balıkçılarımıza sezonun bol, bereketli, kazançlı geçmesi dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir ise balık tüketimi açısından Türkiye ile Avrupa ülkelerini karşılaştırarak bir öneride bulundu. Avrupa ile kıyaslandığında Türkiye 8 kilo tüketiyor yılda kişi başına, Avrupa 25 kilo tüketiyor. Şimdi bunun da bir şekilde belki de teşvik edilmesi gerekiyor. Bu konuda neler yapılır bilemiyorum ama sadece imkanı olan ya da fırsat yaratan insanlar tüketmemeli. Bunu bir şekilde teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten bu önemli bir mesele. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş daha bereketli bir sezon adına çevreyi temiz tutmanın önemine dikkat çekti. Bu çevre konusunda gerçekten duyarlı olursak Akdeniz'den topladığımız balıkları da daha sağlıklı bir şekilde tüketme şansına sahip oluruz. Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu da bereketli bir av sezonu olmasını diledi. Hayırlı, sağlıklı bir deniz mevsimi olması dileğiyle emeği geçen ve katılan herkese selam ve saygılarımı sunuyorum.